riskleri konuşacağız. Kadıköy Belediye Başkanı Sayın Aykurt Nuhoğlu telefon attığımızda. Sayın Nuhoğlu, hoş geldin yayınımıza. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Efendim, çok güzel etkinlikler var. Şimdi ben hangi birinden başlayacağım bilemedim açıkçası. Evde temizlik hizmeti var, giysi atık kumbarası, plak günleri var mesela, çok dikkat çekici. Karikatür evi var. Hangisinden evet. arzu edersiniz? Hangisinden başlayalım? Ya şu anda mesela karikatür günlerinde kayıtlarımız başladı. Geçen sene sezonda bir öğrenci geldi, orada atölye çalışmalarına katıldı. Evet. Ve onlarla bir sergi açtık. Çok güzel oldu. Karikatür hem düşündürüyor, hem mizah, hem güldürüyor. Yani insanlara hayat dolu bir enerji veriyor. Plak günleri yaklaşık 25 bine yakın insan geldi, katıldı. Geçmişte bir bağlantı kurdu, bir nostalji yaptı, duygulandı. Ama gelecekte de, geçmişte de müzik her zaman yaşamımızda olacağının o duyguyu insanların birlikte yaşaması çok güzeldi. Biz tabii daha çok şimdi bu ayın 21'inde Alzheimer gününde bir Alzheimer merkezimiz var. Onun açılışını yapacağız. Yeni yapıldı, yeni bir proje. Çok güzel bir proje, yani sosyal yaşam merkeziyle beraber. Türkiye'de 800 binin üzerinde Alzheimer'lı insan var. Özellikle Kadıköy nüfusu çok yaşlı. Biz insanların bütün yaşamlarında bulunmak istiyoruz. Doğumdan itibaren eksiklerini tamamlamak istiyoruz. Ve ailenin bir ferdi, bir birey gibi olup ama karşılık gözetmeden çalışan bir birey olarak devam edip destekliyoruz. Yani orası Alzheimer hastalarının kalabileceği bir yer mi olacak? Günlük bakım evi olacak. Günlük olarak kalacaklar. Aileler rahatlayacak. Ailelerin rahatlığını sağlayacağız. Çünkü biliyorsunuz yani bu otistik çocuklarla ilişkili ailelerin bir sorunu var. Ayrılamıyorlar, evet. bırakamıyorlar. Alzheimer'la ilişkili aynı sorun var. En azından ailelere bir destek vereceğiz. Orada Alzheimer Derneği'yle de beraberiz. Onların desteği de var. Yani insanlar artık toplumlarda, kentlerde yalnız. Bir şekilde onların yanında kamunun bulunması gerekiyor. Bu da kamu olarak, yerel yönetim olarak bizim görevimiz. Yani biz olmak zorundayız. Yerel yönetimlerin biraz daha güçlendirilip tüm yaşam boyu insanın, bireyin yanında olabilecek yapılanmalara dönüşmesi lazım. Belki bunlar geleceğin projeleri ama biz şimdi biliyoruz ki gelecekte bunlar bizim görevimiz olacak. Şimdiden bunları yaparak kendimizi de geleceğe hazırlamış oluyoruz. Evet, şimdi bu Alzheimer'la ilgili olan günlük proje hakikaten çok duyarlı bir proje. Bunun için ben de bir Türk vatandaşı olarak size teşekkür ediyorum. Onun haricinde evet. karikatüre geri dönecek olursak eğer. Şimdi bu karikatürleri kim yapıyor? Öğrenciler mi, halktan insanlar mı, yoksa hazır karikatürler mi sergileniyor? Biraz daha açabilir miyiz başkanım? Şimdi karikatürleri sonuçta geçen sene, bundan yaklaşık bir yıl önce açıldı. Bütün bu karikatür dernekleri de dahil olmak üzere karikatürlerin, ünlü karikatürlerin sahip çıktığı ve öğretmenlik yaptığı bir yer şu anda bu. Buraya gelenler genellikle genç insanlar, daha çok işte 10, 11, 12, 13 yaşında, yani ortaokul öğrencileri gibi diye söyleyeyim. Bu yaştakiler çok ilgililer karikatüre, aileleriyle beraber giriyorlar. Ama biz sadece bu yaş grubuna değil, biz her yaş grubuna açıyoruz. Diyoruz ki insanlara, ya sizin zamanınızın belirli bir dönemini sosyal anlamda gelişebileceğiniz faaliyetleri de kullanın. Yani kahveye gitmektense ne bileyim işte boş demeyeyim de yani. Yani boşa zaman diye bir harcama değil. Yani verimli, mutlu, daha verimli huzurlu bir zaman. Zaman harcamak. Yani 24 saatinizi zenginleştirelim. Hem kendinizi geliştirin. Hem çevrenize enerji verin. Adında yapılan çalışmalardan biri bu karikatürle ilişkili çalışma. Ben şimdi inanıyorum bu karikatür evinden gelecekte çok ünlü karikatürler çıkacak. Çok fazla bak. Geçen sene 1000 tane öğrencinin oradan geçmesi, yazın 300 tanenin geçmesi ki geçen sene daha hiç duyurulmamıştı. Bu sene daha kayıtlar yeni açıldı. 300'ü geçti yani şu anda kayıtlar ki. Evet. Ben inanıyorum bu sene 1500'e yakın öğrenci gelip oradan faydalanacak. Kimseye de hayır demiyoruz. Yani bizim orada biliyorsunuz arkasında bir gençlik sanat merkezimiz var. Yeni açıldı. Orası da çok büyük bir yapı. Hiç burası olmazsa oradaki dershanelerden de destek vereceğiz. Yani kim bizden ne istiyorsa bu konuda özellikle eğitim, işte atölye çalışmaları, kültür çalışmaları, hatta mesela sporda da çok iddialı, sporla ilişkili çalışmalarda da destek vereceğiz. Biz kendimizi bu konuda görevli olarak düşünüyoruz. Evet, çok güzel. Peki plak günleri gerçekleşmiş Moda'da sanıyorum. Ama evet. sona erdi. Nasıldı katılım? Plak günlerinde yaklaşık 25 bine yakın insan katıldı. Geçen cumartesi pazar yapıldı bu etkinlik. 25 tane plakla ilişkili koleksiyoner katıldı. Satanlar, ticaretini yapanlar da katıldı.
Burada biliyorsunuz şu an dünyada tekrar yeniden gündeme geliyor. Hem ses anlamında hem de işte insanlara somut dokunmak istiyorlar. Şu anda tekrar işte plaklar satılmaya başlandı, işte pikaplar satılmaya başlandı. Hem yeni bir sektör anlamında destekliyoruz hem de ya bu gelecekte çok uzun bir dönem, 100 sene yaklaşık müziğin eve girmesini sağladı plaklar. Evet. Yani müziği bir kutuya aldılar ve insanlara evine soktular ki çok önemli bir görev yerine getirdiler. Şimdi biz de bütün bu dönemi 100 yıllık dönemin içerisinde taş plaklardan başlamak üzere milyonlarca milyarlar satan plaklarla ilişkili geçmişteki plakları bir araya getirerek insanların bu sesi, bu ritmi hatırlaması ve gelecekle ilişkili de daha sağlıklı yürümelerini sağlamak için bu organizasyonu yaptık. İnsanların bu tür iyi şeylere karşı ilgileri çok yüksek. Geliyorlar, orada bir gününü geçiriyor. İşte akşam konser oluyor, konserine katılıyor. Paneller, söyleşiler oluyor, onlara katılıyor. Yani artık toplumlar 24 saatlerini farklı geçirme alışkanlıkları etmeye başladılar. Pekala, Sayın Nuhoğlu çok teşekkür ediyoruz. Var mıdır sizin eklemek istediğiniz bir şey? Ben teşekkür ediyorum. Ben şunu söylüyorum. Bütün bu yerel yönetimlerin ihtiyaçların ya sürekli gündemde olsun. Televizyonlarda tartışılsın, konuşulsun. İşte insanları daha iyi, daha huzurlu yaşayabilecekleri ortamları nasıl hazırlarız? Bunları hep konuşalım. Emin olun bunları konuşursak Türkiye çok zengin, güçlü ve geleceğe olan bir ülke olur yani. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ ol. İyi günler. Evet, Silivri'de bir restoranı işleten Selçuk Kıroğlu, minik dostlarımız olan sokak hayvanları için de bir mini restoran açtı. Silivri.